Çok muhterem genel başkanım, afiyetler dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah şahittir, hiçbir şahsi hesabımız yoktur. Yine Allah şahittir, kimseyi dünyevi bir kinden kaynaklanan bir kavgamız da yoktur. Allah şahittir. Üç ana hassemiz var, hassasiyetimiz var. Bunlardan bir tanesi dini hassasiyetimizdir. Diğeri milli hassasiyetimizdir. Bir üçüncüsü ise namus hassasiyetimizdir. Bunların alt katmanları var ama bir milleti millet yapan bu üç ana esastır. Çok muhterem genel başkanımız Türkiye'de ilk kez dini hassasiyetimiz milli hassasiyetimizdir. Milli hassasiyetimiz dini hassasiyetimizdir vurgusunu yapmış. Bu konuda çok ciddi bir eser ortaya koymuş ve her fırsatta bunu dillendirmiştir. Dini hassasiyetimizi kaybedersek milli hassasiyetimizi muhafaza edemeyiz. Milli hassasiyetimizi muhafaza edebilmemiz için dini hassasiyetimizi mutlaka korumak zorundayız. 1986 Marmara İlahiyat mezunuyum. O yıllarda din tartışılırdı. Mezhepler ve meşrepler tartışılırdı. Dini din yapan, dinin esasları tartışılırdı. Dinin binası sallandıktan sonra, sarsıldıktan sonra ülke bütünlüğü tartışılır hale geldi. Biz o yıllarda bu milleti ayıktırmaya çalışmıştık İcmal dergisiyle. Dini hassasiyetinizi kaybederseniz milli hassasiyetinizi muhafaza edemezsiniz. Edemez hale geldik. Önce dini hassasiyetimiz gitti. İslam toplumunun başına en büyük beladır dinler arası diyalog. Benim o konuda yazılmış iki kitabım var. Bu süreci başlatan papalıktır. Ve papalık bu süreci şartlara uydurulmuş misyonerlik olarak takdim ediyor. Şartlara uydurulmuş misyonerlik. Diyalogtan kasıt Hristiyanlığı yaymaktır başlığını atmıştı. Ne olduysa aynı profesör birkaç sene sonra dinler arası diyaloğun sekreteriyasını üstlendi. Yapılanlar bilinçli yapılıyor. Bunu bilesiniz. 2000 yılı bittiği zaman Katolik dünyasının başındaki Papa bir açıklama yapmıştı. Açıklama aynen şöyledir. İsa'nın doğumunun ilk 1000 yılında Avrupa'yı Hristiyan yaptık. İsa'nın doğumunun ikinci 1000 yılında Amerika'yı ve Afrika'yı Hristiyan yaptık. Üçüncü 1000 yılda Asya Hristiyanlaştırılacaktır. Amerika'da tutsak bir adamın hizmet yalanı ile insanımıza reklamı yapılan bir adamın misyon olarak üstlendiği dinler arası diyalog 3. bin yılda bu coğrafyayı ve Tokyo'nun İslam coğrafyasını Hristiyan yapmayı hedef seçmiş bir faaliyettir. Bunu böyle bilesiniz. Şu veya bu şekilde oğlunuzu, torununuzu ya da bir yakınınızı bu hizmet bataklığına kaptırmışsanız bu çocuk er ya da geç sizin yanınıza Hristiyanlar da Yahudiler de cennetliktir,
iddiasını yaparak gelecektir. Mayıs ayındayız. 2013 yılı, bugün cumartesi. Bugün ben bunu size hatırlatıyorum. Bunu fiilen yaşıyoruz bugün. Tepkisiz bir hale geldik. Men ilahiyatçı, men re'a minküm münkeren fel yugayyirhu biyedihi. Sizden birisi Allah'ın ve Resulünün razı olmadığı bir şey görürse, vakit geçirmeden onu hemen eliyle değiştirsin. Fe in lem yestadiu fe bi lisanihi. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle müdahale etsin. Yanlıştır desin. Fe in lem yestadi, buna da gücü yetmezse fe bi kalbihi, hiç olsun kalbiyle buğz etsin, kin tutsun, nefret etsin. Ama burada bir açıklama var aleyhissalatü vesselamın. Zalike ez'aful iman. Kalben buğz, imanın en zayıf halidir. İmanın en zayıf bu halini arar hale geldik. Fiili olarak İslam dünyası işgal altındadır. Irak Savaşı'ndan sonra binlerce kilise açılmıştır Irak'ta. Yetim kalan çocukları, yetim kalan, kimsesiz kalan aileleri çeşitli dünyevi vaatlerle Hristiyanlaştırıyor. Türkiye, halkının bir ara başbakanın ifadesiyle %95, sonra lütfettiler %99 dediler. Müslüman olan ülkede açılan kiliseler bir ihtiyaçtan değildir. Akdamar Kilisesi, başbakanımız o örtülü, mestureli ödemesinden 4 trilyon yardım yaptı. Her sene oraya gelen Ermeniler nereden geliyor? Van'dan mı geliyor? Hayır, yurt dışından geliyor, orada ayin yapıyorlar. Ne zillettir. Almanya'da açılan mescidi Türkiye'de adım başı açılan kiliseye eş tutan hacı efendiler var. Sana mı düştü kiliseyi savunmak? Bir Müslüman asla bunu yapamaz. Dini hassasiyetimizi kaybettik. Milli hassasiyetimiz de elimizden gidiyor. Dün birilerinin hayalinden geçirdiğine itiraz edeceğimiz şeyler bugün açıktan açığa dillendiriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin mültecileri senin askerine, polisine ateş açıyor, şehit ediyor. Bunlar mülteci olabilir mi? Nasıl mültecidir? İltica sığınmak demektir. Adam Türkiye devletine sığınacak. O kadar zavallı, ateş ediyor, seni öldürüyor. Olmasın bunlar açılım süreciyle Suriye'ye kaçan PKK'lılardır? He? Ya da PYD'lilerdir, ne fark eder? Ben ayda bir sefer, iki sefer, üç sefer Suriye'ye gidip gelen bir vatandaşım. Başbakan giderdi, ben de giderdim. Hani başbakan ailecek, önce Esat mutlu demekti, sonra Esed aslan demek oldu. Başbakanımız ve aile efradı gidip geldiği zaman Beşar Esad'tı. Müjdeci mutluluk. Sonra Esed oldu. Her neyse. Başbakan Esad'ın sarayında yatıp kalkıyordu. Biz sarayda yatamıyorduk. Otellerde kalıyorduk. Suriye'de bir sorun yoktu. Bir insan sizinle dost olur, arkadaş olur, evinize gider gelir. Ve bir gün bakıyorsunuz adamın elinde bir bidon benzin evinizi yakmaya geliyor. Bunun arasında ne fark var? Önlerine bir ödev kondu. Suriye ödevi uzun sürünce, o zaman önce Türkiye'yi halledin dediler. Süreç odur. Hocam son bir dakika. Peki, okudum. Teşekkür ederim. Sakar Baba'dan bahsetti biraz önce Fuat kardeşim.
Çok sevdiğim bir hadisi şeriftir. Meşhur ilahiyatçılar kaynağını araya dursun. Onunla bitireyim. İza tahayyertum fil umur, işleriniz sarpa sarınca, işin içinden çıkamaz hale geldiğinizde, feste'inu min ehlil kubur, gidin mezardakilerden yardım isteyin. Öyle bir noktaya geldik. Sakar baba gibi onlar ölü değil esasında. Yakın tarihte kıvrıç çıkarmasında mübarek zatlarla beraber savaşa iştirak eden subay, pilot, üst düzey adamlar gördüm ve siz de gördünüz, okumuşsunuzdur. Ölü kimdir biliyor musunuz? Hakikat karşısında, hakikat karşısında bikane kalan, tarafsız kalan, batılın yanında yer tutan Sakar babayı göremeyen, ama biz gelin kabirdekilerden önce o şairin dediği gibi, Süleyman Nazif'in dediği gibi, nice ehli hünerindir tutam tuz ekmezler aşına, önce öldürürler açlıktan sonra bir türbe dikerler başına misali, hem mezardaki Sakar babaya hem ri hayat olan aramızda olan babalara kulak verelim. Cenab-ı Hak encamızı hayretsin. Teşekkür ederim.